Merhaba sevgili çocuklar. Fen bilimleri dersinde mıknatısların uyguladığı kuvvet konusunu işleyeceğiz. Mıknatıs nedir? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri ve bu maddeleri içeren cisimleri çeken maddelere mıknatıs denir. İki farklı mıknatıs çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan biri doğal mıknatıslar, diğeri ise yapay mıknatıslardır. Doğada kendiliğinden oluşmuş olan mıknatıslara doğal mıknatıs denir. Aslında mıknatıs olmadığı halde sonradan mıknatıs özelliği kazandırılmış maddelere yapay mıknatıs denir. İlk mıknatıslar mıknatıs taşı adı verilen ve siyah kayaçlardan yapılmıştır. Bunlar doğal mıknatıslardır. Mıknatıs taşı modern adıyla manyetit adı verilen bu kayaç Demir içerir ve diğer metalleri kendine çeker. Mıknatıs taşının farklı parçaları birbirini çeker ya da iter. Mıknatıs taşının bir başka inanılmaz özelliği ise yere konulduğunda serbestçe dönmesidir. Böyle dönerek yaklaşık kuzey güney doğrultusunu gösterir. Günümüzde kullanılan mıknatıslar ise fabrikalarda üretilir. Bunlar yapay mıknatıslardır. Kullanım alanlarına ve şekillerine bağlı olarak pek çok değişik mıknatıs bulunmaktadır. Özellikle bu mıknatısların şekilleri değişkenlik gösterir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan çubuk mıknatıs, yuvarlak mıknatıs, halka mıknatıs, atnalı mıknatıs ve U mıknatıs isimlerini şekillerinden almışlardır. Mıknatıslarda çekim gücünün en yüksek olduğu iki bölge vardır. Bu bölgelere kutup adı verilir. Her mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. Mıknatısın kutupları N ve S sembolüyle ifade edilir. Mıknatısların kutupları çekme kuvvetinin en fazla olduğu bölgelerdir. Mıknatısların kutupları neden N ve S harfleriyle isimlendirilir? Çubuk mıknatısı ortasından bir ip bağlayarak asarsak bir süre sonra mıknatısın bir ucu kuzeyi, diğer ucu ise güneyi gösterir. Mıknatısın kuzeyi gösteren ucuna kuzey kutup denir ve bu kutup İngilizce kuzey demek olan north kelimesinin baş harfi N harfi ile. Mıknatısın güneyi gösteren ucuna güney kutup denir ve bu kutup İngilizce güney demek olan south kelimesinin baş harfi S harfi ile isimlendirilir. Mıknatısın tek bir doğrultuyu göstermesinin sebebi mıknatısın manyetik alan etkisinde kalmasıdır. Bu alan dünyanın manyetik alanıdır. Dünyanın manyetik alanını dünyanın merkezinde bulunan düz bir dikdörtgen mıknatısa benzetebiliriz. Dünyanın coğrafik kuzey kutbu aslında manyetik olarak dünyanın manyetik alanının güney kutbudur ve coğrafik güney kutbu da manyetik alanının kuzey kutbudur. Dünyanın coğrafik ve manyetik kutuplarının farklı olmasından dolayı ipi asılan mıknatısın kuzey kutbuna dünyanın manyetik güney kutbu tarafından çekim kuvveti uygulanır ve mıknatısın bu ucu kuzey kutbunu gösterir. Dünyanın manyetik alanı nasıl bir yapıya sahiptir? Dünyanın manyetik alanının kaynağı dünyanın merkezindeki sürekli yük hareketlerinin oluşturduğu akımlardır. Bir manyetik alanın oluşması için elektrik akımının olması gerekir. Hareket eden yüklerin yer değiştirmesiyle bir manyetik alan oluşur. Dünyanın kendi manyetik alanını oluşturma gücü vardır. Sıvı demirin hareketiyle bir elektrik akımı oluşur ve bu elektrik akımının oluşması sonucu manyetik alanlar meydana gelir. Parçacıklar da bu manyetik alanlardan geçerek bir elektrik akımına sebep olur. Akımlar ise daha fazla manyetik alana ihtiyaç duyduğundan bu bir döngü haline gelir. Mıknatıslar küçük parçalara bölününce mıknatıslık özelliğini kaybeder mi? Mıknatıslar ortadan ikiye bölündüğünde yine mıknatıslık özelliğini korurlar. Mıknatısları ne kadar küçük parçalara bölerseniz bölün her parçanın yine kuzey ve güney kutbu oluşur. Parçalar mıknatıslık özelliğini kaybetmez. Başka bir deyişle, mıknatısları ne kadar küçük parçalara bölersek bölelim, her parça yeni bir mıknatısı oluşturur. Mıknatısların birbirine uyguladıkları kuvvetler nelerdir? Mıknatısların farklı kutupları yani N ve S kutupları birbirine yaklaştırıldığında birbirini çeker. Mıknatısların farklı kutuplarına zıt kutuplar adını veririz. Zıt kutuplar birbirine çekme kuvveti uygularlar. Mıknatısların aynı kutupları yani N N kutbu veya S S kutbu birbirine yaklaştırıldığında ise birbirini iter. Mıknatısların aynı kutupları birbirlerine itme kuvveti uygularlar. Mıknatıslar cisimlere çekme kuvveti uygular ya da başka mıknatıslara itme veya çekme kuvveti uygular. Mıknatısların kuvvet uygulayabilmesi için cisimlere veya başka mıknatıslara dokunmasına gerek yoktur. Mıknatıs herhangi bir fiziksel temas olmadan cisimleri veya başka mıknatısı çekebilir. Ya da iki mıknatıs fiziksel temas olmadan birbirini itebilir. Bu kuvvete temas gerektirmeyen kuvvet denir. Mıknatısların etki ettiği maddeler vardır. Mıknatıslar yapısında demir, nikel, çelik veya kobalt olan maddeleri ve bu maddelerden yapılmış cisimleri çekerler. Toplu iğne Çelik kaşık, çelik anahtar, metal ataş, çivi, raptiye, mıknatısın çektiği cisimlere örnek olarak verilebilir. Mıknatıslar altın, gümüş, madeni para, tahta, plastik, cam, bakır, kağıt gibi cisimleri ise çekmezler. Mıknatısların günlük yaşamda kullanım alanları nelerdir? Temas gerektirmeyen kuvvet uygulayabildiklerinden dolayı mıknatıslar birçok alanda kullanılır. Mıknatısların en eski kullanım alanlarından biri pusuladır. Pusulanın gövdesinde bir destek üzerinde dönebilecek şekilde yerleştirilen ibresi ince bir mıknatıstır. Pilotlar, gemiciler, dağcılar yönlerini bulmak için pusulayı kullanır. Buzdolabı kapaklarında da mıknatıs kullanılır. Bu sayede buzdolabının kapısı kendiliğinden açılmaz. Ayrıca buzdolabına süs olarak yapıştırılan magnetlerin arkasında da mıknatıs bulunur. Burada malzemelerin içinden demirin ayrılmasında da mıknatıs kullanılır. Burada otomobillerin ve fabrikalardaki büyük ağırlıkların taşınmasında oldukça kolaylık sağlar. En önemli kullanım alanlarından biri de bilgisayarlardır. Bilgisayarların sabit bellekleri mıknatıs kaplıdır. Bilgiler bu bölgelere kaydedilir. Cep telefonu, tablet, televizyon gibi elektronik araçların yapımında kullanılır. Hoparlör, mikrofon ve kapı zillerinde mıknatıs kullanılır. Çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi gibi daha birçok farklı beyaz eşyanın elektrikli motor yapısında mıknatıs bulunur. Fabrika bacalarından çıkan dumanlardaki metalleri çekebilmek amaçlı mıknatıs kullanılır. Böylece metal parçalar doğaya ve çevreye zarar vermezler. Gelişen teknoloji ile birlikte mıknatıslar pek çok yeni alanda kullanılmaya başlanmıştır sağlık alanında birçok hastalığın teşhisinde kullanılan insanların iç organlarını görüntüleyen MR cihazı mıknatıslardan yararlanarak tasarlanmıştır. Maglev trenlerde tekerlek yerine mıknatıs kullanılır. Bu trenin gittiği raylar da mıknatıstan yapılmıştır. Trenin tekerleri ve rayları mıknatıs olduğu için birbirine itme kuvveti uygular ve tren rayların 1 cm üzerinde havada ilerler. Böylece bu tren yüksek hızlara ulaşır. Uçan kaykaylar diğer adıyla hoverboardlar da mıknatısın yeni kullanım alanlarındandır. Kaykayın altında bulunan platform kuzey ve güney kutuplarından oluşan iki farklı mıknatıs sistemine sahiptir. Mıknatısların kullanıldığı cihazların yanı sıra mıknatısları uzak tutmamız gereken bazı araç ve gereçler de vardır bazı elektronik donanımlı araçları etkilerler. Mıknatıslar, kredi kartı, cep telefonu, televizyon, taşınabilir bellek, bilgisayar hafızaları, CD ve DVD gibi cisimleri olumsuz yönde etkileyerek bu cisimlerin bozulmasına ya da zarar görmesine sebep olabilirler. Bundan dolayı bu maddeler mıknatıslara yaklaştırılmamalıdır. Evet sevgili çocuklar, dersiniz burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.